Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün sizlerle 126. sayfa matematik dersimizden devam edeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet, birinci sorumuz aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız diye söylemiş. Sevgili öğrencilerim 10 ile çarparken bizler nasıl kısa yoldan yapıyorduk? Sayımızı yazıyorduk. 10'da bir tane sıfır olduğu için arkasına ekliyorduk. 98'de de aynı şekilde 98 çarpı 10 98 sıfırı arkasına ekliyoruz. 980. 85 çarpı 10'da da 85 yazıyoruz. Arkasına 0 ekliyoruz. 850. 65 ile aynı şekilde 65 yazıyoruz. 0'ı arkasına ekliyoruz. 650. 750. 980. 850. 650 buluyoruz. İkinci sorumuz. Çarpma işlemlerini yine kısa yoldan yapınız. 100 ile çarparken de bakın 2 tane 0 vardı. Ne yapıyorduk? Arkasına 2 tane 0 ekliyorduk. 4 yazıyoruz buraya. Arkasına 2 tane 0 ekliyoruz. 400. 5 yazıyoruz sevgili öğrencilerim. 2 tane 0 arkasına ekliyoruz. 8 yazıyoruz. Arkasına 2 tane 0 ekliyoruz. 800. 1 yazıyoruz. Arkasına 2 tane 0 ekliyoruz. 100. 400, 500, 800 ve 100'ü bu şekilde buluyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, 127'de bir şey yok. 128'de de etkinliğimiz yok. Şimdi 129'da var sevgili öğrencilerim. Burada öncelikle bir şeyi tekrar edelim. Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Bakın 5 çarpı 3 15, 5 çarpı 4 20. Bakın ne oldu sevgili öğrencilerim? 5 arttı. Yani şöyle düşünün. Çarpanlardan birisi artınca diğer çarpan ne oluyor? Aynı oranda artıyor. Yani bakın 3 tane 5 vardı. 4 tane 5 oldu. Yani bir tane 5 ne oldu? Bakın artmış oldu. Bakın 4 çarpı 3, 4 çarpı 2. Ne oldu? Bakın çarpanın birisi bir azalınca ilk çarpan kadar ne oldu? Bakın azalma oldu. Yani 3 tane 4 vardı. 2 tane 4'ü düşünce 1 tane 4 ne oldu bakın? Azalmış oldu sevgili benim. Şimdi aynı mantıkla bizden yapmamızı istiyor. Yapalım şimdi. 4 çarpı 3 kaç yapar? Şuraya yazalım öncelikle. 12. 4 çarpı 4 kaç yapar? 16 yapar. Bakın 3 tane 4 vardı. 4 tane 4 olunca 1 tane 4 ne oldu sevgili öğrencilerim? 4 arttı sevgili öğrencilerim. 4 çarpı 3 12 buraya da yazıyoruz. 4 çarpı 4 16 buraya yazıyoruz. Burada da 3 tane 4 yine 12. 2 tane 4. Bakın 8 ne oldu? 3 tane 4 vardı 2 tane 4. 1 tane 4 azaldı değil mi? Bakın 3 tane 4 2 tane 4. 4'ün birisi azaldı. Bakın 12'den 4'e 4 ne oldu sevgili öğrencilerim? Azaldı. 3 kere 4. 12. 2 kere 4. 8. 4 azaldı. Devam edelim. 2 tane 4. 8. 2 tane 5 ne oldu sevgili öğrencilerim? Bakın 10 yapmış oldu. Bakın tersten düşün. 4 tane 2 vardı. 5 tane 2 oldu. Ne oldu? 1 tane 2 arttı değil mi? Bakın 8'den 10'a 2 tane 2 ne oldu? Arttı sevgili öğrenciler. Mantığı nasıl? Bakın çarpan ikinci çarpan bir tane arttığı için. 4 tane 2, 5 tane 2 oldu. 1 tane 2 ne oldu? Bakın artmış oldu. 2 kere 4 8, 2 kere 5 10. Yani birinci çarpan ikinci çarpan yine 3 çarpı 3 9, 3 çarpı 2 kaç yaptı? 6 yaptı. Şimdi ne oldu? Bakın 3 tane 3 vardı. 2 tane 3 oldu. Yani 1 tane 3 ne oldu sevgili öğrencilerim? 3 azalmış oldu. 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. Tekrar ediyorum. Bakın 3 tane 3 vardı. 2 tane 3 oldu. Yani 3'ün birisi bakın ne oldu? 1 tane 3 azalınca 3 azalmış olduk sevgili öğrenciler. Evet, burada işlemlerimizi zaten öğretmenimize yapacaksınız. Bunları geçiyorum sevgili öğrencilerim. Evet, konu değerlendirme sorumuz var. Şimdi bunu birlikte yapalım inşallah. 1. Ahmet amca her birinde 145 tane yumurta bulunan 4 sepet yumurtanın 426 tanesini sattı. Satılacak kaç yumurta kaldı? Önce yumurtaları bulalım. Bakın 4 tane sepet sevgili öğrencilerim. Evet, birinci sepet, ikinci sepet, üçüncü sepet, dördüncü sepet. Her birinde ne var? 145, 145, 145 değil mi? 145. 4 tane ne var? 145 var sevgili öğrencilerim değil mi? O zaman ne yapacağız? 4 ile 125'i çarpacağız değil mi? Pardon 145'i. 145 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 4 16. 2 de elde 18'in 8'i elde var 1. 4 kere 1 4 1 de elde 5. Demek ki 580 tane sevgili öğrencilerim neyimiz varmış? Başlangıçta yumurtamız varmış. 4 sepette toplam. Bunun 426 tanesini satmış. Bakın kaç tane? 426 tanesini satmış. Kaç yumurtamız vardı sevgili öğrencilerim? Şurada yapalım. 480 yumurtamız vardı.
Bunun 426 tanesini satmış. Çıkartalım. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. Burada 7 kaldı değil mi? 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. Bakın 10'luk bozma bitti. 4'ten de 4 çıktı. 0 kaldı. Yani 54 tane satılacak yumurta kaldı sevgili. Evet, 54 tane satılacak yumurta kaldı. Bu şekilde yazabilirsiniz. 2'ye gelelim. Cansu aldığı kitabın 25 sayfasını okudu. Kitabın kalan sayfalarını günde 15 sayfa okuyarak bir haftada bitirebilir. O zaman kalan sayfaları nasıl buluruz? Bir hafta kaç gün sevgili öğrencilerim? 7 gün değil mi? Her gün 15 sayfa okursa sevgili öğrencilerim, o zaman şöyle olmaz mı? 15 sayfa 7 gün okuyacaksa 7 kere 5 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 1 7 3 de elde 10. 105 sayfası kalmış bakın. 105 kalan sayfası sevgili öğrencilerim. Değil mi? Bunu okuyarak bitirecek. Başlangıçta da 25 sayfa okumuştu. 105 sayfa bir haftada okuyacağı sayfa. Başlangıçta da 25 sayfa okumuştuk. Topladığımızda 5, 5 daha 10. Elde var 1, 2, 1 de elde 3. Birini 130. Evet 130 sayfaymış Cansu'nun okuduğu kitap. 130 sayfadır okuduğu kitap sevgili. Bu kadar basit. 3. Bir bakkal her kutusunda 30 paket bulunan 12 kutu şey alıyor. Evet. 12 tane kutu. Bakın 30, 30, 30, 30, 30, 30, 12 tane kutu. O zaman ne olur sevgili öğrencilerim? 30 tane 12 bizim çay olur değil mi? Bir ay sonra 125 paket çay kaldığını gören bakkal bir ayda kaç paket satmıştır? Şimdi bu kalanı çıkardığımızda satmanı buluruz. Yani önce bakın 30 tane paket değil mi? 12 varmış. Çarpalım öncelikle. 2 çarpı 0, 0. 2 kere 3, 6. Evet bir tane 30. Bakın yazıyorum. Evet 0, 6, 360. Bunun kolay çarpması nasıl? Bakın sıfırlı çarpmayı öğrendik. 3 ile 12 çarparsınız. 36. Arkasına da 0 eklersiniz. 360. Bakın 360 alınan çay sevgili. Bakkala, markete 360 alınan çay. 125 paket kaldıysa, bakın 4 tane kalem aldım. Bir tane kaldıysa çıkartırsınız arada 3 tanesini kullandım dersiniz değil mi? Aynı mantıkla. 360'tan 125 tane kaldıysa bunu çıkartırsınız. Ne kadar satıldığını bulursunuz. 10'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık. 0'dan 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada komşuya verince 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı sevgili öğrencilerim. Evet burada da 3'ten 1 çıktı. Kaç kaldı? 2 kalmış oldu. 235 çay ne olmuş sevgili öğrencilerim? Evet satılmış değil mi? Tekrar ediyorum. 360 toplam çayımız vardı. 30 kutu 12'şer taneden. Evet. 125 tane kaldığına göre bunu çıkartıyoruz. 235 tane çayın satılmış olduğunu ne yapıyoruz? Buluyoruz sevgili öğrenciler. Devam. Dördüncü sorudayız. Ertuğrul'un bilyelerinin sayısı Fatih'in bilyelerinin sayısının 5 katı kadardır. Fatih'in 27 bilyesi olduğuna göre ikisini. Şimdi Fatih şuraya yazıyorum sevgili. Fatih kaç bilyesi varmış? 27 bilyesi varmış. Evet, Ertuğrul'un ne kadarmış sevgili öğrencim? Ertuğrul'un. Bunun da Fatih'in 5 katı. Yani 27 çarpı 5 kadarmış. Değil mi sevgili öğrencim? Önce bunu bulalım. Evet. 27 ile 5 çarparak Ertuğrul'un bilyelerini bulalım. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 125 Ertuğrul'un sevgili öğrencim. Bu da Ertuğrul'muş. İkisinin toplamını soruyor. 125 tane Ertuğrul'un vardı. Fatih'in de 27 tane vardı. Bunları topladığımız zaman sevgili öğrencilerim 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. 2, 2 daha 4. 1 de elde 5 yapar. Bunu da yine 152. Toplam sevgili öğrencilerim 152 nedir? Toplam bilye sayısı. Yani Ertuğrul artı Fatih diye de yazabilirsiniz. Evet 5. sorumuz. Yandaki resmi ve aşağıdaki sayıları kullanarak çarpma işlemiyle ilgili problem kurup çözünüz diye söylüyor. Bakın yani ineklerle ve süt sağma ile alakalı ne olabilir sevgili öğrencilerim? Bakın düşünelim. 65 şöyle yapsak 5 kere 8 evet 40 90 yapar. Şöyle yapalım. Yani 5 günde her gün 18 litre süt sağmışlar. 65 litresini satmışlar. Ne kadar kalmışlar gibi yapabiliriz değil mi sevgili? Şöyle yapalım bakalım. Evet bu ne? Cemal amca diyelim. Evet Cemal amca. Evet. 5 inekten her gün 18 litre süt sağmaktadır.
5 tane inek yaptım. Her birinden 18 18. Ne yapacağız? İkisini çarpacağız değil mi? Bir toplam süt çıkacak. Bunun 65 litresini diyelim ki sütçüye verdi. Ne kadarı kaldı diyelim. 65 litresini evet sütçüye sattı. Evde kaç litre süt kaldı? Bu şekilde basit bir şey yapmış. Sizler bunları çoğaltabilirsiniz sevgilerim. Bir inek bir günde 18 litre süt vermektedir. 5 günde verdiği sütlerden 65 litre sütle tereyağı yapılmıştır. Ne kadarı peynir yapılmıştır gibi bunları çoğaltabilirsiniz. Ben basit olanı yaptım. Sizler de lütfen bunları çeşitlendirebilirsiniz. Evet. Şimdi ne oldu bakın. 5 tane inek. 18 litreden bakıyorum. 5 kere 8 40 elde var. 4 5 kere 5 4 değer 90 litre. Bakın ne oldu? 90 litre süt sağılmış. Bunun 65 litresi ne olmuş sevgilerim? 90 litrenin 65 litresi sütçüye verilmiş. 5 kaldı. Komşuya verdi 8. 8'den 6 2. 25 litresi de ne olmuş? Evde kalmış diye ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz sevgilerim. Evet, bölme işlemini hemen bir sonraki derste yapacağım. Lütfen buraları geçtiyseniz ödev sayfalarını yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Sizler için hazırlayayım sevgili öğrencilerim. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.